Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa'daki temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra çıktığı ilk Avrupa turunda temaslarına devam ediyor. Xi, Avrupa'nın ilk durağı olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Eriz Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna-Rusya Savaşı, Avrupa ile dengeli ticaret ve insan hakları gibi konular ele alındı. Macron, Avrupa Birliği'nin ekonomisini ve güvenliğini korumak için cesur kararlar almaktan çekinmeyeceğini belirterek, ticari ilişkilerde adil kurallar çağrısında bulundu. Macron ayrıca Ukrayna-Rusya Savaşı'nda daha kesin bir koordinasyon çağrısında bulundu. Von der Leyen ise daha önce Avrupa'nın devlet sübvansiyonlarıyla üretilen Çin yapımı elektrikli araçlar ve çelikten kaynaklanan haksız rekabeti kabul edemeyeceğini vurguladı. Von der Leyen ayrıca Çin'in Rusya'nın nükleer tehditlerini hafifletme konusunda bir rol oynayabileceğine inandığını da belirtti. Xi, Çin'in aşırı kapasite problemi olmadığını ifade ederek, enerji sanayisinin global arzı artırarak global enflasyon baskısını hafiflettiğini belirtti. Artan ticari anlaşmazlıkların gümrük vergilerinde artışlara yol açabileceğini ifade eden Xi, Avrupa Birliği'nin son aylarda özellikle elektrikli araçlar olmak üzere birçok sektörde Çin'e yönelik devlet sübvansiyonlarına dair soruşturmaları artırdığını vurguladı. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı da düzenledi. Xi yaptığı konuşmada Gazze'de kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasının desteklenmesi, Filistin ulusunun meşru haklarının iadesinin desteklenmesi, iki devletli çözümün yeniden başlatılması ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuyoruz ifadelerini kullandı. İsrail ve Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmanın bir insanlık sınavı olduğunu vurgulayan Xi, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini de belirtti. Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunu yenileyen Xi, Çin'in aktif bir şekilde barışı desteklediğini belirtti. Çin'in Ukrayna krizini yeni bir soğuk savaş başlatmak için kullanan taraflara karşı olduğunu da sözlerine ekledi. Xi ziyareti kapsamında Fransa ile tarım, finans, havacılık, nükleer enerji ve kültürel alanlar olmak üzere 18 işbirliği anlaşması imzalandığını da aktardı.